yazdığın ve yönetmenliğine de destek olduğun bir projen var. Aynen, o Feride işte. Feride. Aynen. Sen bu hikayelerinle de bir film yapsana. Bu yaşadığım şeylerle alakalı mı? Yani... Yani yapabiliyorsun ya. Hani yazabiliyorsun, yönetebiliyorsun, oynayabiliyorsun. Niye bu hikayeni film yapmıyorsun? Yani şöyle, hiç kendi hikayemi anlatırım diye düşünmemiştim aslında. Belki benzer bir şey yapabilirim, farklı bir şey yapabilirim kesin diye. Yapmasın. Çok istiyorum zaten. Aynı zamanda eşimle bizim reklam şirketimiz var. Devam değil mi o şirketiniz? Evet, evet, evet. Süper. Çok seviyorum çünkü... Oyunculuk dışında başka bir şeyi de yapmak hep istiyordum. 10 yıldır birlikte tabii ben ne yapıyorsun ondan orada, öğreniyorum. Şirkette? Eşim de benim ustam. Ne reklam. Güzel. Şöyle işte markaların şey kreatif ajansıyız. Peki sen reklam. Neresindesin yani? Yani işte brief geliyor, ben de senaryo yazıyorum, bazı senaryolarım onaylanıyor, çekiliyor. Gerçekten. Şimdi Serhat reklam yönetmenliği yapmaya başladı. Kısmet olursa ondan devralacağım. Ben de başlayacağım yani, çok istiyorum. Çünkü çok güzel bir çalışma alanı, kısa çok ve o saniyeler içerisinde çok fazla şey anlatmanız gerekiyor. Senaryosu da yönetmenliği de çok güzel kafa çalıştırıyor. Yani müthiş. Benim için komedide ve oyunculukta reklamcılığın çok çok büyük faydasını gördüm. Evet. Çünkü bizim yani oyunculuk da aslında bir şeye başlık yazmak gibi, o içgörüleri takip etmek gibi, çok kısa bir hareketle, çok kısa bir sahnede bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. O kasımı geliştirdi. Buradan reklamcılığa teşekkür ederim. Şimdi Zeynep'ciğim, tabii seninle konuşacak çok şey var ama programın sonuna doğru geliyoruz. Asıl, geçti mi o kadar ya, zaman? Ya sana dedim elim hafif, hiç anlamayacaksın diye. Vallahi. Efendim, sebebi ziyaretiniz. Çok merak ettiğim sevgili Melis'i de ağırlamıştım ve çok çok sevdiğim bu çizgi roman. Onunla büyüdüm yani. Arap, evet. Kadri ve Tarzan. Evet. Müthiş bir oyuncu kadrosu. Evet. Şöyle benim için... Tekin Aral'ın ölümsüz eseri yani. Hepimizi büyüttü. Evet. Ahmet Mümtaz Taylan. Onunla yıllar sonra, Leyla ile Mecnun'dan sonra evet. tekrar bir araya geldik. Evet. Ahmet abi beni aradı, zaten kızım olmanı istiyorum bu filmde dedi. Ne güzel. Ama şimdi... Karikatürde böyle bir kız yok. Yok, evet. Ve yani bazen roller öyle olabiliyor. Yani işte bir kız ve şey tatlı şey. Ya dedim bir dakika, hayır öyle değil. Ne demek dedim. Yani evet. Bu dedim Arap Kadri'nin kızı. Evet, evet. Yani genetik olarak mutlaka bir şey aktarmış olması lazım. Kesin. Oradan yola çıkarak başka bir karaktere evirdim. Çok merak ediyorum. Çok eğlendim. Zaten Necip'le de birlikte çok eğlendik. Hiç prova falan yapmıyorduk. Biz kayıtla beraber hep oynadık. Hani dizilerde ya da başka işte önceden laf geçiyoruz ya, hiç öyle bir şey yoktu. Çok rahat gerçekten. Bir şekilde aktı gitti. Müthiş tabii. Ahmet Mümtaz Taylan, Necip Memili, sen, Yalçın Hafızoğlu, Melis evet, İşiten, evet. Birgül Ulusoy, Taner Turan, Cem Zeynel Kılıç, Hira Koyuncuoğlu, Eda Özel, Yaşar Karakulak, Neslihan Yeldan, Sinan Bengeer. Sanırım bütün yaşıtlarım. Koşarak gideceğiz. Bu kadar kült olmuş bir çizgi filmi canlandırmak, içinde yer almak, olmayan bir karakteri evet. Yaşatmak ve var etmek. Evet. Nasıl bir duyguydu bir oyuncu yani olarak? Yani şöyle bir duyguydu. Onlar karikatürden yola çıkarak, düşünerek birer karakter yarattılar. Ben de önce karakterimi bir karikatür olarak düşündüm onların yanında. Evet. Hülya bir karikatür olsaydı nasıl olurdu? Ay çok heyecanlıyım. Evet, müthiş çok bir şey tatlı, olmuştu. Evet. Ahmet Mümtaz'la ne döktürmüştü evet. kim bilir. Peki en son ana akım kanalda oynadığın dizi son buldu. Şimdi sırada ne var? Ne var acaba? Ne var sürpriz acaba? Hep öyle oluyor, bilmiyorum ne var ben acaba? De. Yani şimdi ne mail attın bu konuyla ilgili kendine? Ne rüya gördün? Hayat sana ne işaret verdi? Şu an bilmiyorum. Yani kesinleşmiş bir şey yok. Ama güzel bir şey gelir. Gene eğlenirim, mutlu olurum diye düşünüyorum. Ben ya ne zaman bir de düşünmesem. Yani şu cümle vardı ya, kalk ve harekete geç. Evet. Yani oradaki harekete geç biraz o işte çok değişik bir harekete geç. Onu hep şey olarak anlıyoruz. Yani ne zaman kalkıp harekete geçmeye çalışsam istediğim şey üzerine... Tabii ki de istediğimiz şeyler üzerine çalışmalıyız ama kendime vakit ayırmak daha çok harekete geçmek oluyor. Çünkü o zaman
bir şey oluyor. Daha çok değil mi? Şey dönüyor, daha çok geliyor. Doğru söylüyorsun. Ben uzun zaman kendime vakit ayırıp biriktirip bu sene böyle soluksuz çalışmaya evet. başlayınca anlıyorum ne demek istediğini. Ama zor sizinle program çünkü gözlerinize dalıyorum sürekli. Ya böyle hoş bir bayanı karşılıklı şey bir aşk mı acaba bu olabilir. Şu an hissettiğimiz? Zormuş yani burada konuk olacaksanız uyarıyorum. Çok Ceyda Düvenci'nin gözlerinde kaybolabilirsiniz. Çok tatlı. Biraz toparlayamıyorum o yüzden kusura bakmayın. Bence sen de gayet iyi bir durumdasın yani. Sana da bakmaya doyamıyor insan. Neden tenis kolyesi? Beğendim. O yüzden tenisle hiç alakam yok. Sporla şeyim. Bu Boğa civarında çok eski bir ustanın yaptığı bir 80 yaşında falanmış şu anda. Evet eski ustaların çok hoşuma gitti. Çok ince, çok tatlı. Ben tenisçiyim de o yüzden gerçekten dedim acaba mi? Tenis mi? Varsa ben gideyim alayım bir tane seri mi başka yapmış? Başka modeli vardı yok. Bunlar herhalde güzel. Tek tek yapılıyor ama internete yazınca bu tarz eski çalışılmış kolyeler çıkıyor. Ne çok kadar güzel. Tatlı değil mi? El emeği ne kadar evet, kıymetli evet. değil mi? Ben eskisi. De severim. Aynen. Ben de böyle elde yapılmış işlerin çok kıymetli olduğunu düşünürüm. Sen de ama çok kıymetli bir el yapımısın. Aa, teşekkür ederim. Belli ki bir aşk çocuğu. Evet evet. Görüyorum. Artık sormuyorum programda aşk çocuğu musun diye. Anlıyorum çünkü olup olmadığını. Hissediyorum gözdeki ışıklarda.